karşılaşmıştım ilk bugünkü konuğumla. Çok küçüktü ama çok heyecanlıydı. Gözleri ışıl ışıldı. Yaptığı işi çok sevdiği belliydi ama daha yolun başındaydı. Bugün gencecik bir kadın, çok güzel. Gözleri ama hala o günkü gibi parlıyor. Şimdi gelelim konuğumla beraber peşinden gideceğimiz o cümleye. Peter Pan'den bir alıntı yaptık onun için. Sakın büyüme, bu bir tuzak. Peter Pan sevdalıları bu cümleyi belki de biliyordur. Barry'nin sözü. Çok sevdiğim bir filmdir Peter Pan. Bakalım konuğum da seviyor mu ya da Peter Pan izledi mi hiç bilmiyorum ama oradaki Tinkerbell gibi bir konuk sevgili Gizem Karaca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ya o kadar böyle gülümserken buldum ki kendimi şimdi seni izlerken. O kadar böyle enerjin pozitif. Böyle bugün de biraz böyle miskin uyanmıştım. Çok renkli, çok tatlı geldin şu an gerçekten. Yaşasın. Ne güzel, sen bana iyi geldin. Demek ki ben de sana iyi geldim diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Seni bana pek bir benzetirler Gizem. Bilmiyorum başına hiç geldi mi ama. Bunu ben de duydum çok bu arada. Çok duydun değil mi? Evet. Yani anne kız oynasanız işte abla kardeş, bir zamanlar abla kardeş diyorlar. Şimdi anne kız oynamak da olur. Çok keyif alırım tabii bundan ama. Yok bence hala abla kardeş olur. İkimiz için de olur. Benim için hiçbir sakın yok. Ama şimdi sana baktığımda gerçekten hani bana benzediğine iknayım. Göz yapın, rengin, yüzünün evet, ifadesi. Evet, biz gerçekten birbirimize benziyoruz. Bence bir proje yapabiliriz buradan sonra olur, birlikte. Olur. Ben kabul ederim şimdi. Ben de. Nasılsın? Çok iyiyim. Hatta az önce söylediğin cümle bu tesadüfen mi ya da bilerek mi? Bu cümle uzun süre benim sosyal medyamda uzun süre bio tarafımda, bio bölümümde yazıyordu. Biyografi bölümünde evet. Mi? Kesin benim canavar Don't editörüm. Grow up, it's a trap diye böyle hatta paylaço şeyleri falan vardı, emojileri falan. Uzun süre o yazdı. Bu kadar olur. Duygu. Hayır öyle değilse yani mükemmel. Yo, bilerek bir durumdu. Bir de dürüst biliyor musun benim editörüm? Ne tabii diyor? Ki bilerek yaptım diyor. Takipteyim diyor. Benim çok çalışkan. Ama bak bilerek yapmadım deseydin. Daha çok heyecanlanırdım. Burada çok büyük bir heyecan ve sinerji olacaktı ama dürüstlük. Üzgünüm araştırdım ve bu cümleye ulaştım diyor. Okay. Ama bu arada bayağı oldu onu kaldıralı. Bu da, ya, tamam yine ben içinden güzel bir şey çıkardım. Güzel. Bunu. Özenilmiş yani evet, teşekkür bugün ederim. Senin için. Ben böyle düşünüyorum ki gerçekten bence sektörde tek geçeceğim bir editörüm ve yönetmenim var. İkisini de çok seviyorum. O yüzden ben şaşırmıyorum bunlara açıkçası. Nokta çok güzel, atışlarına. Çok ince bir düşünce evet. Gerçekten. Evet, ince görür benim editörüm. Editörüm diye söylemiyorum. Bir metiyeler. Kendime benzeyen bir güzellik bulmuşum şöyle. İçim açılmış vallahi kendine de bak metiyeler diziyor dolaylı yolda. Peki neler oldu neler bitti? Tabii ki projenden bahsedeceğiz. Bir başta bir sonda bahsedelim ya da istersen. Sevgili İbrahim de programıma konuk oldu ve heyecanlı bizimle paylaştı. Minik böyle anlattı hikayeyi. İstanbul'da da görüyorum afişleri çok tatlısınız. Özür dilerim. Biraz bahseder misin Özür Dilerim filminden? Sevgili İbrahim Büyükak yazdı ve yönetti ve oynadı. Aynı zamanda. Sevgili evet. Oğuzhan Koç'la birlikte oynuyorsun evet. Ama onun yanında çok kıymetli isimler var. Bir daha tekrar edelim. Metin Coşkun, Müfit Kayacan, Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Gümeç Alpay Aslan, Yonca Şahinbaş, Kerimcan Kamal, Fatma Toptaş. Hepsi çok sevdiğim arkadaşlarım. Çoğu onlara da buradan sevgiler iletmek istiyorum. Biraz Özür Dilerim'i anlatır mısın? Aslında Özür Dilerim denince ilk böyle sanki bir dram filmiymiş gibi geliyor kulağa ya da öyle bir beklenti oluyor. Fakat aslında o kadar ince bir anlamı olan, özür dilemenin aslında şu an bu dönem o kadar önemli olduğunu belli eden bir film ki. Yani hani komedi, romantik komedi çektik aslında, popüler kültür bir film ama... ben mesela o dönem onu çekerken evet hiç özür dilemiyoruz ya da hiç bunun farkında değiliz. Kırdığımız insanların ya da ufacık bir şeyi dediğimizde o insanı nasıl etkileyebileceğinin farkında değiliz. Ve özür dilemeden onu kırarak bunu kırarak ya da işte bir şey söyleyip arkamıza dönmeden bakarak böyle yaşıyoruz. İbo'nun aslında yazdığı, pardon İbo, gerçi bir şey demez. Evet, biz İbo diyoruz. Aynen İbo. Hatta sette çok komikti. Ekip ona İbo Bey diyordu, benim komiğime gidiyor. İbo Bey. İbo Bey çok iyiymiş. Evet, İbo'nun da aslında çok tatlı dokunduğu bir nokta o. Yani hani
yine aslında komediye vurmuş, komedi yazdığı bir senaryo. Çok basit bir hikayeden yola çıkarak özür dilemesi gerekiyor eski nişanlısından ve kardeşinden. Ve bu yolda aslında yine işleri birbirine bir batırıyor, ediyor, onu kırıyor, bunu kırıyor. Ama günün sonunda aslında iyi niyeti ortaya çıkıyor. Ve aslında bilerek kırmadığını ve o dönem öyle bir şey yapması gerektiği ortaya çıkıyor. Çok eğlenceli bir setti. Bir de üstüne Sığacık'ta, İzmir'de çektik. Saydığın isimler zaten herkes çok eğlendi birlikte. Ya bizim set gibi değildi. Sanki böyle hadi bir araya gelelim, bir şeyler çekelim edelim, kamera olsun. Neredeyse yarısı zaten doğaçlama. Ben şunu söyleyeyim mi? Ben bunu yapayım mı? Ya burada şunu yapsam, şurada şunu işte alsam atsam nasıl olur? İbo bir de böyle şeylere çok alan açık. Alan açıyor. Ne kadar keyifli. Evet ve bu çok benim için çok önemli bir şey. Tabii. Çünkü ben çok fikri olan biriyim ve aslında çok değişik böyle hani şunu denesem mi, bunu denesem mi diye heyecanlı biriyim. Ve beni ufacık bir şekilde hayır olmaz dersen anında ben kendimi kapatıyorum ve küsüyorum. Aa. Ya kendime aslında yani karşımdakine değil. Ve birden ezbere dönüyorum. Ama İbo o konuda, daha doğrusu işte Oğuzhan, İbo, bütün ekipte, herkes o kadar açıktı ki. Bildiğin klişe bir laf ama hepimizin filmi oldu gerçekten. Müthiş o bir şey. Evet. Gizem, şimdi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yer almışsın en son. Hı-hı. O zaman böyle neredeyse bir 6-7 aydır televizyon ekranında seni sevenlerin izlemiyor mu evet. Anlıyorum ben ana evet. Akımda. Bu içine sinen bir şey olmadığı için mi yoksa prensip olarak bir süre ekranda olmamayı tercih ettiğin için mi? Aslında Şubat, geçen sene Şubat'ta ayrıldım. Şubat oldu, bir sene oldu. Tam bir sene olmuş. Evet. Bu kadar hızlı geçiyor. Ya tabii arada filmi çektiğimiz için bana sanki ben uzak kalmadım gibi geliyor. Yani aslında şöyle güzel bir dönem oldu. Yani hani Şubat'ta ayrıldım, yaz tatilimi yaşadım. Tekrar filmi de Eylül, Ekim gibi çektik. Ha, tamam. Şimdi aslında öyle gibi doğru. Oluyor. Sadece böyle Eylül projesi ya da güzel bir yaz dizisi falan olabilir gibi evet. Mi? Yoksa sen yazın çalışmayı sevmiyor musun? Çalışırım, hiç sorun yok benim için. Ben 7-24 çalışan biriyim. Ben hatta çalışmadığımda çok içime kapanıp böyle mutsuz olan biriyim. O yüzden ne zaman nerede ne iş varsa, nereye koşturulacaksa okeyim. Yani ne zaman böyle durmaya başlıyorum, biraz kurmaya başlıyorum. ama o dönem tam yaz tatilini güzel yaşadığım bir dönemdi. Ve filmle birlikte çok up yaptı beni o. Şimdi evet TV'de yokum uzun zamandır. Bence bir sene uzun bir zaman. Evet bence. Senin için. Benim için uzun bir zaman. Evet. Ama bu araya bunun girmesi çok güzel oldu. Çok yani beni enerji olarak çok daha başka bir yere taşıdı. Çünkü Alparslan dönem dizisi haliyle. Tabii. Ve gerçek konular işleniyor. Tarihi bir karakter canlandırıyorum. Yapmam gereken araştırma başka. Ata biniyorum, kılıç sallıyorum, işte dövüş dersleri, standlarla birlikte çalışıyoruz. Hmm. Bir platodayız, kar, kış ve gerçekten çok efor sarf ettiğim bir projeydi. Çok da severek canlandırdığım bir karakterdi. Ya bambaşka bir imaj yaratıldı ve bir Bizans kraliçesini oynadım. Ondan sonra birden özür dilerim ve bir romantik komediye geçince aslında kendimi hatırladım. O senin o ilk başta tanıştığın evet. Gizem yani. Evet. Çünkü öyleydi. Daha cıvıl cıvıl projeler, daha böyle hani yaz rengi kokan daha renkli şeylerdeydim. O yüzden bana çok iyi geldi bu film. Kendini sence kaç yıl oldu oyunculuk şimdi? 11 oluyor. 11 yıl. 11. sanırım. Ben seni 10 yıl önce mi görmüşüm? Olabilir. Zaman ne evet. Kadar acımasız be kardeşim. Peki 11 yılın sonunda. Sence seni doğru tanıyorlar mı? Çünkü ben şu an sen anlattıkça aa Gizem böyle biri mi ya diyorum. Aa nasıl yani diye şimdi mesela bir sürü fikrim var diyorsun. Onları söylemeyi seviyorum diyorsun. Yönetmen alan açsa ben şahane şeyler yapabiliyorum diyorsun. Ben seni böyle tanımadım 11 yıldır. Evet. Neden? Yani böyle daha duygusal tarafları da var aslında bununla ilgili. Çok doğru. Beni kimse böyle tanımıyor. Evet. Aslında yaptığım projeler başta çok cıvıl cıvıl. Aralarda yine dram da istedim ve kabul ettim ve şansıma çok güzel geçti. Fakat insanların hayatında bazen bir dur noktası olur. Ve benim bir dönem, bir şanssız bir dönemim oldu ve içime kapanmama
sebep oldu. Çabuk küsmek ya da ampının kırılması gibi bir karakter evet. özelliğin var anlıyorum. Evet, var. Yani o dönem bir tık böyle çok fazla kafadan çok ses çıktı ve bana sus dendi. Yani dur yanlış bir şey söyleyebilirsin. Hmm. Aman şu konuya girme, aman bu konuya girme, aman oraya gitme, aman onu falan derken ben böyle şey oldum. Yani hani kitlendim. Evet ve böyle hafif ürkekleşmeye başladım. Tamam. Yani biliyorsun oyuncusun ve evet. yani ufacık şu an bile hatta kuliste konuşuyordum. Dedim ki yani o kadar yanlış söyleyeyim yani bir kelime ağzımızdan çıkar ve o kadar kötü bir yere çekilir ki. Ve ben bundan korka korka çok susmuşum. Evet. Halbuki benim bütün arkadaşlarım beni böyle çok enerjik. Ben burada yani gerçekten yarı hiperaktif gibi bir şeyim. Yerimde duramam. Yüksek sesle konuşurum. Yüksek bağırırım. Yüksek gülerim. Hani çok enerjisi dolu yüksek bir insanım. Ama hep dur Gizem. Dur kontrol et kendini. Dur otosansür. Evet. Ve yansıtamadım galiba. Olsun daha çok gibi. Vaktin var bence. Evet. Bir de insan yaş aldıkça buluyor aslında kendini daha çok. Evet. Belki 10 yıl önce bunu anlatmak isteseydin dediğin gibi başka bir yere gidebilirdi. Ama şimdi anlatırsan belki de başka bir ilişki kurmaya başlayacaksın sevenlerinle. Mesela ben senin 5 ya da 6 sene dedin inanamadım. Bu kadar zamandır evli olduğunu da bilmiyorum. Yani nasıl yani ben mesela daha yeni evlenmişsin gibi. Aa evlenmişsin dedim. Aa evet mi çok oldu. Oldu. Çok mu oldu? O kadar bilmiyorum yani. Ya nasıl oldu peki bu arada? 5-6 sene mi dedin? Ay şimdi şey olacak. Kemal tarihi 2017'de evlendim. Tamam. Yok ya gerçekten çok 6 tatlı. 6 sene olmuş. Çok tatlı bir insanla tanıştım. Çok güzel bir vakit geçirdik ve birbirimizi çok iyi tamamladık. Ay ne güzel. Bu arada aşırı zıttız. Çok komik. Yani hani benim yüksek enerjimle onun enerjisinin alakası yok. Yani negatif bir insan değil ama hani... Dingin. Dingin. Evet dingin. Ve bu hani büyüklerimizin söylediği zıt kutuplar birbirini aslında... Birbirini çeken. O kadar doğruymuş ki. Gerçekten. Evet yani... Şey konusunda çok şanslıyım. Kemal bana oyunculuğumla ilgili çok büyük bir alan bırakıyor. Yani hiçbir şekilde beni kısıtlamıyor. Yani hiç şu güne kadar duymadım. Şehir dışında mı çekilecek? Hayır. Ya da işte çok şey giymişsin bilmem ne. Ya da onunla niye oynuyorsun? Onunla falan böyle şeylerimiz yok. Kendine çok... Ama işte bu normal değil mi? Ben mesela şuna evet. üzülüyorum. Bir kadın olarak bunun bir lütuf ve şans olduğunu düşünmek ve evet. o anlayışa geçmiş olmamız evet. çok acı değil mi? Sen bir aktrissin, ünlüsün ve Kemal'le tanıştın ve Kemal'le aşık oldun. Ve tabii ki aktrisliğine devam edeceksin. Yani evet. Kemal'in buraya karışma ihtimali olması. Aslında olmaması. Ne kadar evet. değişik şeylere şükür ediyoruz ya da. Şimdi böyle söyleyince şu an bu bana. Evet aslında normal bir şey dediğin evet. gibi. Ama yani çevremdeki arkadaşlarımın yaşadığı ilişkileri görüyorum. Evet, evet. Zaten. Şimdi evet. Önceki... Ama işte anormal olan o. Evet. Normal olan bu ve buna şükretmemek gerek yok. Bu olması gereken aslında, ya zaten. Evet. Ama o kadar tersi örnekler görüyoruz ki neredeyse artık evet bana karışmıyor kadın olarak. Bu iyi bir şey diye. Ne kadar şanslıyım diyoruz. Halbuki o değil bence kalbinin çarpmasına sebep olan şey. Belki kadın olarak onurlandırılmak. Çünkü evet, evet. tabii ki mutlu bir evlilik olursa sen mesleğinde iyi olacaksın gibi gibi hani. Aslında mesela evet şimdi sen bunu söyleyince fark ettim. Bu aslında normal ve böyle evet. olması gerekiyor. Ama dediğim gibi hep çevreden gördüğüm şeylerden bak benimki çok iyi. Benim bunu yaşıyor olmam çok iyi. Kemal bu konuda çok iyi. Dediğin gibi mesela atıyorum bir proje geliyor. Sektörü değil aslında hiçbir şey anlamıyor bizim sektörden. Hı hı. Ama ben ona mesela senaryoları okuyorum. Fikir veriyor. Müthiş bir şey. Bu müthiş bir şey bak. Evet ve mesela diyor ya ne bileyim ben sana bunu yakıştıramadım diyor. Ya da ya daha güzel bir şey olabilir bu diyor. Seyirci yani, gözüyle yorum yapıyor evet. aslında. Bu kıymetli. Evet. Mesela şunu diyebilme hakkı var ya ben hiç anlamıyorum Gizem. Sen bak yani evet. enerjine ve ne istiyorsan deme hakkı var. Ama burada eşlikçi olma hali evet. kıymetli. Mesela bu bir kıymet evet. bence de hikayenin içinde. Bu benim için çok değerli. Evet. Bu çünkü sonra birden şey oluyor. Ben tek çocuğum. Ve benim hep mesela
annemdir hani danıştığım. Yani kıyafetime de işte işe de senaryo gelir daha açmadan anneme gönderirim. Gerçekten anne hani oku mi? Ben de okuyacağım ama okuyup bir şey söyleme hemen derim. Çünkü etkilenirim hemen. Ya, ya ufacık bir şey söylerse etkilenirim. Hmm. Ben bitireyim öyle konuşalım derim. Ama her senaryomu şu ana kadar 11 senedir her senaryomu annem okumuştur. Şimdi merak kameralarım anneye de babaya döndü. Beni bilen bilir. Dere 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 ay, dere diye dönüyorum. Peki hemen bir bahsedilsin bakayım. Hı. Anneden babadan nasıl bir aile, tek çocuk, ben de tek çocuğum. Ne iş yaparlar, birbirlerine aşıklar mı? Çok. Neler oluyor o evde de Gizem nerede büyüyor? Bak benim için asıl hikaye bu. Valla annemle babam çok genç yaşta tanışmışlar, 21 yaşında evlenmişler, 22'de ben olmuşum. Ne diyorsun? Evet, hatta annem hep şey der, yani biz seninle büyüdük, evet. Beraber büyüdük. Evet. Şu anda da öyle, hani biz çok vakit geçiriyoruz birlikte. Ama annem her zaman annemdir. Hani ha, abla çok gibi yakın değil. Arkadaşım falan hani, yani yine arkadaşız ama ben hep o anne ve arkadaş çizgisini ben korumayı seviyorum. Zaten anne arkadaş değildir, annedir. Ya evet buna mesela evet, şey ben biraz yapalım. Karşıyım. İtirazım var yani oraya. Hani bazı evet. Anne babalar ben çocuğumun en yakın arkadaşım. Hayır çocuğun en yakın bence arkadaşı değil. Var. Sen anne doğru. Ve babasın yani. Evet. Çünkü bir çocuğun anneye ihtiyacı var. Bir sürü arkadaşı var falan falan. Ben evet. Oraları çok öyle şey yapamıyorum. Ben de senin gibi öyle düşünüyorum. Evet. Yani hani yani yine tabii ki örnek olarak gördüğüm anne kız ilişkileri var. Ve ya ben benimkini seviyorum yani. Benim ilişkimi seviyorum. Müthiş. Ara sıra bazen yani bilmiyorum anneden bir şeyler saklanmalı bence yani. Tabii saklıyorum. Ki. Şimdi çok arkadaş olup da her şeyi anlatıp anlatıp ondan sonra şimdi bu sefer onu da kırabilirsin. Onun canını acıtabilirsin. Evet. Ya çok ince bir nokta. Saklanmalı, en güzel kavgalar anneyle edilir. Tabii. Şimdi annem dinliyorsa diyecek zaten. Ya ben vallahi en büyük kavgalarımı hep annemle etmişimdir. Aynen yani. Öyle. Çünkü çata çat. Günün sonunda çünkü onun sana tarafsız bakacağını biliyorsun ya yani hani. Hep orada biliyorsun. Evet. Evet. Ne olursa kaybetmiş. Olsun. Evet yani orada. Bu da kötü bir şey aslında. Kötü mü iyi mi bir güvenmek mi bir güven alanı mı? Olabilir. Sabır taşı tabii annelik bence. Kırıp döküp yine de orada olacağını evet. Bilmek biraz bencilce ama bence bilmiyorum anne. Yani. Ama anne de bilerek anne oluyor bunları evet. Canım yani. Birinin sabır taşı olacak biliyor yani. Çünkü en sinir, yani benim oğlum da kızım da öyle en sinirlendiğinde bana bağırıyor. 2 dakika sonra iyi ki benim annemsin diyor. O aradaki 2 dakikayı gel bana sor yani. Ama bunu yavaş 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 öğreniyorsun. Kendi kendine diyorsun ki ben de yaptım anneme aynısını. Hala da yapıyorum çoğu zaman. Yani ben öyle sevimli bir kız çocuğu değildim hiçbir zaman. Sen öyle miydin? Ben çok böyle hop bir de hop sürekli pozitif sürekli cıvıl cıvıl bir kızdım çocukken. Çünkü anladığım kadarıyla evet annemle babam bana hiçbir sıkıntıyı yansıtmamışlar. Yaşamışlar da mı? Yaşamışlar tabii ki ama hani annem diyor biz diyor evde bile bir sıkıntı varsa bizim babanla aramızda gizli bir dil vardı. Hani onu anlamazdın sen. Hani atıyorum maddi bir sıkıntı mı ya da bir kayıp mı bir şey mi aralarında konuşurlarmış. Çünkü ben çok dinleyen bir çocukmuşum. Hemen böyle ya hala bu arada hani hemen çözerim bir şey konuşuluyorsa bir yerde fısır fısır hemen bir elimde değil yani kulağım gidiyor ve çözüyorum yani. O yüzden hiçbir şekilde bana sürpriz de yapılamaz. Ay çok kötüymüş bu. Annem diyor o zamanlar hani biz seni olabildiğince aslında böyle çok pespembe bir dünyada büyüttük. Pişmanlar mı bunda? Yani... Şimdi pişman bazen bunun konusu açılıyor ama bir şey de diyemiyor. Ben de diyemiyorum çünkü 22 yaşında ya 22 yaşında evet. Yani bir bebekle evet. Ve bu arada hani Türkiye'den Amerika'ya taşınmaya karar veriyorlar. Ve ben 6 yaşındayken Amerika'ya taşınıyoruz, Florida'ya taşınıyoruz. Orada yaşıyoruz, orası olmuyor Kanada'ya taşınıyoruz ve ben lise 1'in 2. döneminde Türkiye'ye geri dönüyorum. Ne diyorsun? Evet. Yani ne iş yapıyordu ki baban? Ya babam o zamanlar makine ve inşaat sektörü. Yani tam o yani her şeyi yapıyordu tamam. Babam açıkçası. Para kazanmak için. Evet evet. Bu alanda çalışıyordu. Aynen. Anne? Annem de onunla birlikteydi. Ha, ev birlikte. Hanımı ama onunla birlikte yani ikisi hep böyle ekipler, küçük bir ekipler yani. Evet, hani doğru. Annem babamla işe gidiyordu, birlikte çalışıyorlardı, birlikte bir şeyler yapıyorlardı. Ya
onların arasındaki o bağ, o yüzden çok seviyorum ne yani güzel. Hala da öyle. Hala mı? Evet. Çok yılmamışlar mı birbirlerinden yeter demiş. Birbirlerinin en yakın arkadaşları ve yani her şeyi birlikte yapıyorlar. Ben hiç mesela görmedim annemden de babamdan da ayrı ayrı arkadaşlarıyla bir yerlere gitsinler, çıksınlar falan onu. Yani o mesela biraz yanlış bulduğum bir şey. Aha. Ben çünkü yapıyorum onu yani hani kendim de arkadaşlarımla buluşup ayrı bir yere gidiyorum. Kemal de mesela gidiyor yurt dışına arkadaşlarıyla geziyor. Ben de bununla okeyim, o da bununla okey. Yani zamanla belki dönemle değişen bir şeydir belki o dönem bu dönem. Evet bir de çok hani 20 yaşında bir hayat birlikte kurup bir de anne baba olup hani her şeyi birlikte yapmaya başlamak da bunu getiriyor olabilir. Ama ben de mesela Araf'tayım ben de annenle baban gibi bir hayatı tercih eden biriyim aslında. Hı hı. Ama hayat da bana ayrışmanın doğru olduğunu bir şekilde öğretmiştir yani. O biraz yaşanmışlıkla da alakalı. Bir de çift olarak o yolda hemfikir olmakla da alakalı bence. Evet. İkisi de birbirinden keyif aldıysa bu da bana büyük bir şans geliyor açıkçası. Evet. Dostları da vardır mutlaka, tabii, arkadaşları tabii. vardır. Peki Amerika'da büyümek nasıldı ve sonrasında Kanada'da? Çok güzel. Yani ben çok mutluyum. İyi ki orada büyümüşüm. İlk döndüğümde tam bir de lise döneminde döndüğüm için çok zorlandım. Evet. Yani çünkü şöyle bir dönemdi, hala da öyledir. Bunu söylemekten utanmıyorum. Tarih bilgim, coğrafya bilgim, Türkiye sistemine uygun matematik bilgim yok. Yok. Yani ilkokul ikinci sınıftan lise bire kadar yurt dışında okudum ve oranın müfredatına uygun büyüdüm. Evet. Ve oranın da rahatlığına uygun büyüdüm. Her şey, yani derslerimizde bile her şey hep oyundu. Yani dördüncü sınıftaydım hatta bazen işte babaannemler, anneannemler bize gelirdi. Benim ders kitaplarıma bakarlardı böyle hala boyamayı mı yaptırıyorlar falan böyle. Evet matematik dersi ama hani boyamayla falan öğretiyor. Atıyorum derste işte çarpım tablosu top atıyor falan. Hani hep bir şey böyle hep bir eğlence içinde bir sistem. Şimdi lisede buraya dönünce birden her şey çok ciddileşti. Birden üniversite hazırlığı. Şöyle şöyle büyük iki sınava gireceksin ve bu senin hayatını belirleyecek. Geçemezsen yandın falan. Böyle çok komikti hatta. Benim 6. sınıfına giden kuzenim bana matematik dersi veriyordu. Okuyana. Çünkü daha onların o konularına biz daha yurt dışına gelmemiştik lisede. Peki yurt dışında okumaya devam etseydin oradaki sistem nasıl? Yani üniversiteye nasıl giriyorsun orada? Böyle sınavlar falan yok mu? Yani bir college diye var. Bir tamam. de university var. Tamam. Bir tanesi parayla girip şey yapabildiğin. Tamam. Bir tanesi de yine sınavla girdiğin. Ama öyle bir şey ki yani ortaokuldan itibaren çocuğun üstünde bir yük yok. Yani baskı bir, yok. Evet bir sınava hazırlanacağım ve buraya gireceğim edeceğim. Yani öyle bir şey olmuyor. Yani sen yine okuyorsun ve neye yatkınsan zaten oraya göre bir bölüm kazanıyorsun. Aynı onu güzel. Okuyorsun ve öyle devam Aha. ediyorsun hayatına rahat. Peki ne yaptın sonra evet. sınavda? Şöyle çok komik gerçekten Ceyda çok komik ben Fransız dili ve edebiyatı kazandım İstanbul Üniversitesi'nde. Fransız dili evet. Nasıl? Fransızca bilmiyorum. Neden kazandın? Kanada'da ikinci dil olarak sadece Fransızcadır. Hani evet. bizde İngilizce ise tamam. orada Fransızca. Hani minik minik Fransızca biliyorum o, tamam. o kadar yani. İki sınav olduğu için barajım o dönem YGS ve LYS'ydi galiba. Evet. İlk baraj... Benim ÖSS, ÖYS'ydi. Hiç girmeyeyim yani. 77 dil olduğum için ÖSS, ÖYS. İki sınav dediler. Birinde normal işte ilkokuldan liseye kadar konular. Tamam. Bunda bir baraj puanı var geçmen gereken. Ondan sonra da ne istiyorsun? Şimdi bakıyorum puanlarım ne olacak? İstediğim şeyi burada okuyamayacağım. O yüzden dedim ki Amerikan dili edebiyatı okurum. Mesela? En azından İngilizcem hani ana dilim. Oranın tarihi, oranınca her şey bilgi var. Aslında şöyle. Ben hep animasyon istiyordum. Aa, yani böyle hani çizeyim. Evet, çizeyim, Aa. Animasyon ama film grafikleri yani hep bir aslında film tarafında bu grafik, animation, CGI falan hani onu yapan biri olmak istiyordum. Türkiye'ye taşınınca buna puanım yetemeyecekti. Evet, anladım. Üniversite okumak istiyorum. Evet. Üniversitede okuyabilmem için Amerikan dili ve edebiyatı. Mantıklı.
Böyle hiçbir sorunsuz yola çıktık. Barajı geçtim. 180'di. Ben 220 yaptım. Güzel. Düşük ama geçtim en azından. Şahane. Yani hani 3 senelik bir Türkiye eğitimiyle anca o kadar yapabildim. LYS 5 diye bir puan bir sınav vardı. O da sadece İngilizce sınavı. 80 sorudan 79,5 net yaptım. Müthiş. Evet ve benim toplamda bir puan hesaplandı. Ve ilk sınavımın düşüklüğü ilk ikincisini götürdü derken ben Fransız dili ve edebiyatı kazandım. Böyle bakıyorum şimdi diyorum ki yani seçeneklerim şunlar ya Fransızca mütercim tercümanlık ya da Fransız dili ve edebiyatı. Dedim ki yani hani tercüman olmak istemiyorum. En azından Fransız dili edebiyatı okurum, dil öğrenmiş olurum. Ondan sonra yine bakarım başka bir şeylere falan. Bitirdin mi? Bitirmedim. Hala askıda. Çünkü oyunculuğa başladım ve çok güzel. Ve tadından geri ve dönemedim. Mükemmel. Evet. Öyle. Yani okulu yarım bıraktım. Hala kaydım duruyor. Ara sıra bir böyle bir bakıyorum. Duruyor mu diye. Duruyor. Ay. Ama öyle. Peki oyunculuk okumak ya da o animasyon hayalini gerçekleştirmek. Çünkü daha yolun çok başındasın. Yani öyle bir şey oldu ki okul döneminde oyunculuğa adımlar başladı. Ve çok şanslıydım ki o dönem birden içine girdim. Yani şans mı şanssızlık mı? İkisi de denilebilir ama böyle bir fırsat çıkınca hemen değerlendirdim. Ama ben şöyle yaptım üstüne. Hazır dedim dilim var. Yani yurt dışında tecrübem var. New York Film Akademisi'ne gittim. Orada böyle 1,5-2 ay eğitimimi aldım. Oradan döndüm burada özel dersler, koçlarla çalıştım. Derken sette buldum kendimi ve şu an artık sürekli kayıttayım. Yani hani sürekli öğreniyorum bir şekilde. Onu... Zaten yani en son bir... Şeyde okudum, gazetede mi okudum, sosyal medyada mı okudum? Amerika'da %56 üniversite mezuniyetine inanmıyorlar artık. Çünkü hani bunun bir hani zorunluluktan olduğu ve kimsenin hayalindeki bölümü okumadığı, dediğin gibi hani not ortalamasına göre nereyi tutturursa oraya gittiği. Ama mezun olduktan sonra hayalindeki meslek için bir şeyler yapmaya başladığını söylüyor. Ama şimdi bu animasyon dediğin zaman sen de böyle tatlı tatlı halinle kendinin bir tipini yapsan, karakterini yapsan tatlı ya, güzel olur. Yani ben de mesela çok seviyorum, şeyleri seviyorum. İşte animasyonlar nasıl yapılıyor, o karakterler nasıl çiziliyor, ne oluyor falan. Onları incelemeyi çok seviyorum. Çöp adam çizemediğim için öyle bir hayalim yok. Ama ben de çok şey buluyorum. Büyük bir sanat yani animasyon. Hele en son Pinokyo'yu izlediğimde stop motion. Ya ben de onu dün gece açtım bu kadar olur. Oh, uyuyakaldım. Çocukların kült filmi oldu Pinokyo. Ya. İzlemediyseniz sevgiyle tavsiye ediyorum. En son Oscar ödül törenlerinde çok ciddi ödüller aldı. 15 yıl sürdü çekimi. Küçük kuklalardan stop motion çekilmiş muhteşem bir sinema filmi Pinokyo. Gerçekten kült bir film. Bu arada hemen sana defterimde sana ayırdığım sayfayı vereceğim. Birkaç satır yazarsan çok sevinirim bu Eyvah, sayfaya. Eyvah, böyle şeylerde çok kötüyüm. Sepet sepet yumurta sakın bir Eyvah. Tane animasyon karakter çizebilirsin. Başkaları ne yazmış diye bakabilirsin. Her şey serbest. Çatlayacağım bunu sormazsam. Baban ne? Gerçekten arabana çip mi taktırdı? Evet ya. Hala mı var? Ya hayır canım hala değil. O dönemler öyleydi. Ne o çip? Takip cihazı. Takip ediyordu. Ben bunu bir de ay bak bu konu o kadar eski ki unutmuşum. Gerçekten beni gizli gizli takip ediyorlardı. İşte o da yurt dışından yeni döndüğümüz dönem. Hani o kadar korktular ki yanlış insanlarla yanlış yerlerde olacağımı herhalde. Başıma bir şey geleceğine. Hani istemiyorlardı çünkü sürekli sormak herhalde şeyi de yapmak istemiyorlar. Bayağı haberin var mıydı bu çipten? Haberim yoktu. Şaka yapıyorsun. Bir gün gizlice ya daha doğrusu gizlice değil de ama evet gizlice sayılır. Bir kız arkadaşımın evinde kalıyordum ve aslında onu tanıyorlar biliyorlar falan. Gece saat 2-3 gibi falan biz çıktık. O zamanlar da böyle hani turluyoruz ya boş aslında hiçbir şey değil. Böyle turluyoruz ediyoruz müzik açıyoruz falan filan böyle. Annem arıyor. Aa dedim. Nasıl ya falan bu saatte. Açtım. Neredesin sen falan filan. Nasıl neredeyim? Nasıl biliyorsun falan oldum birden. Dayanım çünkü de arabanda takip cihazı var falan dedi. O zaman kendisi şey yaptı ve ben çıldırmıştım zaten. Sonra arabayı bırakmaya başlamıştım. Gerçekten. Madem öyle o zaman madem güvenmiyorsunuz. Yani bunlar önemli detaylar. Haberin olsun Ceyda.
Yani çip taktırabilirim ben. Ben yani, bilmiyorum, emin değilim. O zaman çip taktıracaksan belli etme. Kesin söylerim. İşte. Çok güzel oldu. İyi ki. Gerçekten. Yani sakın büyüme, bu bir tuzak. Güzel lafmış. Öyle. İçindeki çocuk hep çocuk kalsın. Yüzün hep böyle gülsün. Her dilediğin hayırlıysa olsun. Teşekkür güzel ederim. Güzel bir ömrün olsun Gizemciğim. Her zaman bekliyoruz seni programımıza. Program akışı çıktığında, sana geleceğimi duyduğumda gerçekten çok mutlu oldum. Yaşasın. Bu arada. Çünkü enerjin çok güzel, çok renklisin. Teşekkür ve uzun zamandır ben böyle bir şey istiyordum ve uzun zamandır da programa çıkmıyorum. Ve dedim ki mükemmel bir açılış ya benim için. Çünkü hani enerjiden çok etkilenen bir insanım ve şu an bana gerçekten çok iyi ki iyi geldin. İyi ki gelmişsin. İyi ki geldin. Çok güzel olacağına eminim. İnsanın kendi bulduktan sonra çıktığı o yol çok güzel oluyor. Evet. Tadından yenmez. Sana bir sorum var. Sosyal medyada cevabını yayınlayacağız. Ben programı kapatana kadar düşünen hakkım var. Madem tatlı bir yola çıktın, şimdi seni izleyenlerin seni nasıl tanımasını istiyorsun? Bu hikaye, yani artık hani şey var ya, ben Gizem ya. Beni takip ederken artık aklınızda şunlar şunlar da olsun benimle ilgili diyeceğin, düzeltmek istediğin kelimelerin varsa bunun cevabını istiyorum senden. Başarılarını keyifle izleyeceğim. İyi ki geldin. Işık ışık. Stüdyomuzda aslında bu ışıklara gerek olmayan bir gündü. Gözlerinin ışıltısı yetecek genç bir kadın vardı karşımda. Hayatı bence hakkını vererek bu yaşa kadar yaşamış ama hissettiğim yanlış değilse bundan sonra adını çok sık başarılarıyla duyacağımız tatlı bir kadın. Yolculuğu güzel olsun her kadın gibi, yüreğiyle yola çıkmış her kadın gibi. Bir başka bambaşka sohbetlerde yine bir arada olacağız. Sevgili Gizem Karaca konuğumdu bugün NTV'de Bambaşka Sohbetler'de. Enerjisi, gözündeki ışık, ailesiyle olan ilişkisi, evliliğindeki dinginliği ve huzuru ve tabii ki mesleğine olan aşkı. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Büyüme, çünkü bu bir tuzak. Ceyda, iyi ki gelmişim. Enerjin bana çok iyi geldi. İnşallah bir gün birlikte bir proje içinde olmak dileğiyle.